Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyoruz? PES, futbol PES 2020 Lite oynuyoruz. Nasıl diyelim? Önce güzel olmuş, şöyle olmuş. Steam'de ücretsiz yayınlanmış PES 2020. Tabii ki full sürüme göre eksikleri var. Eksik olarak da Master League, yani bildiğimiz Ana Lig ve BKM Limited, onu zaten pek oynamıyordum, o var. Biraz daha güzel olmuş. 2019 Lite'da oynamıştım ama onun üzerine bayağı bir şeyler eklenmiş ve bayağı da güzel olmuş. Şimdi şey yapacağım, kart açılımı yapacağım. Kart açılımına bakalım takımımızda nasıl bir oyuncular gelecek. Takımımızda bir takviyeler yapıp bir tane maç yapacağım. Sonra beğenize sunacağım. Şöyle bir şey var. Evet. Bundan pek iyi bir şeyler çıkmadı. Şimdi bir tane daha açtık. Hadi bakalım ne geliyor. İspanya'dan. Hadi iyi bir şey gelsin. Hadi be, gele gele. Bronz geldi. Ya bunlar da en azından şey yaparız. DP antrenör olarak kullanırız. Şimdi bir GP ile ödeyip bir açılış, kart açılışı da yapalım. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım iyi bir şey gelsin. Hadi pes. Beni pes ettirme. Uzun aradan sonra tekrar pese döndüm. Döndüğüme pişman etme. Hadi bakalım. Sanırım gümüş mü geliyor? Neresi burası? Oo, altın geldi. Mükemmel. İşte bu. İşte bu ya. İngiltere'den Joelinton. İşte harika. Tamam. Onu da sözleşmemize imzaladık. Yanında iki kişi daha geldi ama onlar da şu anki takımımıza göre idare eder. Evet, şimdi de ödülleri alalım buradan. Şimdi yetenek avcısına girelim. Oradan özel temsilci kullanalım. Aldığınız oyuncu bir sevinci olacak diyor. Olsun, tamam. Daha iyi de gelişim açık olur işte. Şimdi açtık. Hadi. Hadi iyi bir şey ver bize Konami. Oo, harika siyah top. Kim geliyor? Chelsea'den 10 numara. O Willian. Willian. Çok güzel. Siyah toptan 85'lik birinci seviye Willian. Bunu güçlendirdiğim zaman bayağı yüksek olur. Harikasın dostum. Hoş geldin. Evet, şimdi başka bir kart açılımına geçelim. Buradan da altın mı geliyor? Altın top galiba. Altın top geliyor büyük ihtimalle. Hayır, siyah top. Oo, yine bir siyah top daha. Kim bu? Kim o? Geliyor. Geliyor. Yanlış mı gördüm? Net. Oo, Pavon Nedved. Çok güzel. Harikasın dostum. Tamam, sen de bizdensin. Sen de hoş geldin. Doğayı bitirdik. Buradan şu oyuncuyla anlaşmak yetenek avcısına kısmına geçelim. Yetenek avcısından bakalım neler varmış elimizde. Barcelona'dan oyuncular. O, bayağı güçlü oyuncular gözüküyor ama bakalım kim verecek bize. Hadi. Hadi bir siyah top daha ya da bir altın top daha bekliyorum Barcelona'dan. Hadi. Hadi pes. Diyecek sözüm yok ki ya. O kadar futbol içinde bronz 70'li bir oyuncu nedir abi ya? Danimarka Ligi'ne gidelim. Orada bakalım. Zaten pek yüksek oyuncular vermeyeceği gösteriyor. Bak. Evet, takım güçsüz olduğu için şu an ne bulursak o kar diyeceğiz. Düşük oyuncular da DP antrenör olarak kullanıp diğer oyuncuları güçlendireceğiz. Ne geldi? Gümüş mü? Yoksa beyaz mı? Evet, gümüş. İdare eder. Şimdi de İtalya Ligi'nden 4 yıldızlı. Normalde iyi bir şeyler gelmesi lazım. Evet, 84'lük oyuncular var. Buffon geçse harika olur, var ya. Higuain de olur. Hadi görüş mesleği yapalım. Hadi.
Hadi pes. Geliyor. İtalya Ligi'nden kime gittik? Gümüş. Roma'dan sol bek. Ne diyelim, hiç yoktan iyidir. Tekrar İtalya Ligi'nden bir açılış daha yapacağız. O kadar 84'lük oyuncular içerisinden hadi bir tanesini ver bana lütfen ya. Buffon. Buffon istiyorum. Açtık. Açtık galiba. Gümüş top mu oldu? Gümüş bile değil ya. O kim ya? Şey, bilyon mu? Pes, beni pes ettirme. Şimdi de Şili Ligi'nden bir. Burada kredi yüksek değilmiş. En fazla 78'lik var. Bunda pek heyecanlanacak bir şey yok. Bakalım ne çıkarsa alıp iyi çıkarsa kullanacağız. Kötü çıkarsa DP antrenör olarak diğer oyuncuları güçlendirmek için kullanacağız. Evet, orayı da geçtik. Şimdi bir kiralık sözleşme yapalım ki bir takviye yapalım takımımıza. Dembele'yi istiyorum buradan. Dembele'yi forvet olarak alacağım. GP ile öyle GP'miz varmış. 13.000 GP'miz var. 4.200 GP istiyor. Dembele. Dembele. Altınmış Dembele. Tamam. Dembele ile sözleşmemizi aldık. Forvetimizi zaten aldım. Hep de forvet çıktı sanırım. Nedved forvet diye biliyorum. Ödüllerimizi de aldık buradan. Tamamdır. Başka. Şimdi takımımızı bir ayarlayalım. Yeni gelen oyuncuları takıma bir adapte edelim. Yerleştirelim şöyle. Şuradan. Tamam. Şunu da alalım. Onun yerine de yeni gelen oyunculardan yüksek olan hangisi varsa onu koyalım. Tamam, takımımızı ayarladık. Şimdi bir maç yapacağız. Buradan müsabaka kumpası diyor. Online maç yapacağız. Aslında bir yönden iyi. Şöyle diyelim, 200 TL'lik bir oyunu online ücretsiz oynuyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. Bilgisayarınız kaldırıyorsa ki oynamanızı tavsiye ederim. Evet, eksikleri var yok mu? Var ama yani dediğim gibi 200 liralık bir oyunu ücretsiz oynamak için sadece mahsullik eksik. Onun için değer bence. Rakibimiz de çıktı. Rakibimiz Ankara Gücü. Hadi başlayalım. Ya ben şey yapmadım. Takıma yeni oyuncular eklediğiniz zaman takım ruhu bayağı düşüyor ve bu da gerçekten de etkiliyor. Bilenler bilir, bilmeyenler de denerse denediği zaman da göreceksiniz ki şöyle bir şey aklınızda bulunsun. Eğer oynarsanız yeni oyuncular kattığınızda mutlaka takım antrenmanı yapın ki takım ruhu yükselsin. Ben takım ruhu yükseltmeyi unuttum. Oyuncularınız ne kadar güçlü de olsa takım ruhu düşük olduğu zaman çok fark ediyor. Evet, karşılaşmaya dönelim. Şimdi oyuncuları tanımadığım için çoğunun ismini söyleyemeyeceğim. Şimdi Ankara Gücü hatağında topu kestik, güzel. Hadi güzel bir pas verelim. Çok güzel. Hadi çıkalım şuradan. Dembele. Dembele hadi. Yapma be. Ankara Gücü hızlı geliyor ortalandan. Güzel bir pas fakat bizim için iyi. Tamam. Ortalama topu kapma mücadelesi kazandık. Dembele hadi Dembele bize bir pas ver. Dembele'den Pavel Nedved kaptırıyor. Yine top bizde sanırım. Evet, aldık hadi, güzel bir pas olsun. Evet, çok güzel. Hadi Dembele. Nedved yapma Nedved ya. O güzel pasa. Bir de solaksın zaten. Samsun ayağına gelmiş. Onu güzel bir oturtursan harika olacak. Şimdi Ankara Gücü hata savunmamı uzaklaştırıyor. Evet, Kevin De Bruyne var ortalarında. Onu da kiralık olarak aldım. Daha doğrusu ilk başlangıçta diye olarak verdi. Uzun zaman FIFA oynadık, sonra PES'e döndüm. PES'e döndüm derken yani PES oynayayım biraz dedim. Baktım Steam'de ücretsiz olarak görünce bir 2020 biraz daha erken gol yedik. Offside.
Offside. Oyunu anlatırken konsantrasyonumuz. Neyse offside. İşte Steam'de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Yaklaşık 27 GB boyutunda. Sistem olarak da orta sistem bir bilgisayar istiyor. Orta sistemin biraz üzerinde diyelim hatta. Yapmanız gereken Steam üyeliğiniz varsa zaten oradan mağazadan rahatla indirebilirsiniz. Steam üyeliğiniz yoksa ücretsiz Steam'e üye olup Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Bence her ne kadar FIFA kadar hızlı olmasa da bayağı hızlandırılmış. Ben 2019'a göre bayağı bir oynanış olarak gelişmiş. Ben beğendim. Şöyle bir sıkıntı var online maçlarda. Güçlü rakipler çıkabiliyor. ALS denk olmayabiliyor. Örnek veriyorum işte bende Nedved var. Rakipte Ronaldo oluyor, Messi oluyor. Hatta ne bileyim bildiğimiz bütün en iyi oyuncular olabiliyor. O zaman yapabilecek bir şey olmuyor. Ama eğlenceli mi? Eğlenceli. Ankara Gücü sağ kanattan geliyor. Ankara Gücü gelemiyor. Kapıyoruz topu. Şimdi Portland mücadelesinde topu kazandık. Kevin De Bruyne. Bruyne ne yapıyorsun ya? Kevin De Bruyne sen ne yapıyorsun? Hop hop hop. Teşekkür ederim. Güzel şuttu benim için. Evet. Kalecimiz Fischer. Sağ kanatta Emparada. Onun pasında Willy William. William'ın pasını Pavon Nedved. Geçemedik. Ankara Gücü şimdi sol kanattan atak geliştirme hazırlığında. Kazanır gibi olduk fakat kaybettik. Şimdi tekrar kazandık. Ortalama doğru. Ya. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Hadi Bruyne. Bruyne'den kötü bir pas. Rakip güzel sahamızda. Topu durduralım mı? Durduk. Korner. Ronaldinho. Utun şutu bu adam bomboş. Ne yapıyorsunuz ya? Ya. Yok böyle bir şey ya. Adam bomboş ya. Üzerimde bir kıyafet gibi morardım maalesef. Ya bomboş. Evet bu bence işte dediğim gibi takım ruhunun düşük olmasından dolayı çok fark ediyor. Oynayanlar bilir. Oynamayanlar da denerse görürler denemeyin. Dediğim gibi yeni bir takım oluşturduğunuzda mutlaka takım taktik antrenmanları yaparak takım ruhunu yükseltin. Neyse ilk maçımız sıkıntı yok. Şöyle bir hem oyuna alışmış oluyoruz hem dediğim gibi uzun zaman FIFA oynadıktan sonra biraz da FIFA gibi oynamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey, FIFA'da biraz daha topu aldığınız zaman size birkaç saniyelik böyle bir düşünme fırsatı mı diyeyim, hamle fırsatı veriyor. Peste daha çabuk rakip üzerinize gelip hemen pres alıp top kapma şeysinde. Bir de bastığınız an hemen mesela pasa bastığınız anda hemen gitmiyor. Diyelim ki şut vuracaksınız, şuta bastığınız an, şuta bastığınız an direkt hemen anında işlemiyor. Orada bir saniye mi diyeyim, bir saniye yakın bir gecikme oluyor. O da haliyle fark ediyor. Neyse evet ilk yarı 1-0 bitti maalesef ki karşılaşmanın ikinci yarısındayız. Yeter bu kadardı bilgi. Şimdilik oyunumuza devam dönelim. Ve gol atmaya çalışalım. Ankara Gücü sol kanattan geliyor. Savunmamız topu uzaklaştırıyor kalecimize. Kalecimizden Santon, Rossi, Rossi'den Kevin De Bruyne, Bruyne'den solda Jelinton, ondan Dembele yetişemiyor topa. Top Ankara Gücü'nde, Ankara Gücü sağ kanattan uzun bir top ileriye doğru. İndiremediler, biz indirdik fakat top yine Ankara Gücü'nde kaldı. Şimdi top sağ kanattan Ankara Gücü'nde. Ankara Gücü gelemedi, top bizde kalıyor. Top sağ kanatımızda Villan'da. Aslında Villan sağ kanat değil. Fakat yine bir bilgi vermek zorunda kalacağım. Kullandığınız teknik direktörün taktiklerin dışına çok fazla çıkamıyorsunuz. Mesela şu an aradığım teknik direktör 4-2-3-1 Parada. Öyle bir şeydi. Neyse 4 Parada goes looking. 4 neyse ya kafam karıştı. Neyse onun çok fazla dışına çıkamadığınız için formation'ı
ayarlamada biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. O yüzden ne yapalım, en iyi oyuncuları oynayabilecekleri en iyi mevkilere koyup o şekilde başladık. Portland'a mücadelesi, topu kazandık mı? Kazandık sayılır, çıktı. Evet, free kick mi verdi? Çok güzel, top bizde. Şuradan güzel uzatalım. Avon Nedved. Savunma indiriyor. Şimdi top yine bizde, güzel. Dön oradan be, dön oradan be. Sağ kanatından kaleci gelme eğiliminde topu kazanıyoruz. Şimdi sol kanattan. Atamız geçmek üzerinde. Santon'un pasında Ankara gücü uzaklaştı. Tekrar top yine bizde. Top tam bir maç, tam bir ortalama mücadele şeklinde geçiyor. Ben atak yapmaya çalışıyorum, rakip kesmeye çalışıyor. Kötü bir 1-0 mağlup durumdayız. Kötü bir gol yedik şimdi. Ortalandan uzun top istedim, olmadı. Şimdi Ankara gücü geliyor. Sağ kanattan topu güzel kestik. Kalecimize dönelim, burayı risk etmeyelim. Kalecimizden sağ kanada Parada. Parada'dan ortada Bilyan'dan Avon Nedved'e doğru uzun bir top, savunma uzaklaştırıyor. Şu topu alalım, hadi hadi. Alamadık, top yine bizde. Şimdi güzel pas, güzel vur. Vuramadık, hadi Nedved. Nedved kaldırdı topu. Ne yapıyorum Nedved ya, orta yapıyorum, şut mu buluyorum, orta mı yapıyorum belli değil. Valla oyuna biraz antrenman yap, ısınmam lazım. Bir sonraki yayınım eminim ki daha iyi olacak, daha güzel oynayacağım. Bu hem bir tanıtım gibi hem de başlangıç videosu olsun bizler için. Evet, şimdi sol kanattan Ankara gücü gelemedi. Savunmamızda uzaklaştırıyoruz topu. Ortlandan şimdi Bilyan. Bilyan'dan uzun top. Nedved'den önce savunma. Şimdiden beri pres yapıyoruz. Savunma uzaklaştı, uzun top. Şimdi yine bizim savunmamızda. Bu ne ya? Damdum oynar gibi bir oraya bize. Buradan pas açalım biraz. Santon. Sol kanatta Santon. Onun pasında Charlington yetişebilecek mi? Yetişti. Yetişemedi. Evet. Karşılaşmada 78. dakika. Artık son anlara doğru ilerliyoruz. Bir gol atmam gerekiyor. Ki en azından maçı beraber bitirelim. İkinci yarıda rakibin neredeyse hiç pozisyon bilmem. Hatta hiç pozisyonu yok sanırım. Ama işte unuttuk yine dediğim gibi takım ruhunu. Al topu. Hadi. Hadi Bilyan. Hızlısın sen, çık oradan. Hadi Bilyan. Böyle pas olamaz ya. Dakikalar 82'yi gösterirken Ankaraspor'un 2-0'lık üstünlüğü, 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ortalan mücadelesinde top Nedved'de. Nedved kaptırıyor. Ankara gücünde. Kim bu ya? Beyli. Uzun bir top. Top atacağımı gitti, Avut'a mı çıktı? Avut dakika 80 taçmış. Yok artık. Çiz atışını kullandık, top Bilyan'da. Bilyan'dan pas. Pavon Nedved. Nedved'in pasını verdi orta alanda. Dembele, Dembele'den. Kevin De Bruyne. Hadi Bruyne. Bruyne vur onu. Ne yap? Tüm ben ya orada. Faul verdi. Güzel. Hadi güzel bir frikik. Oo, çok güzel yer. Sıfır maçında Pavon Nedved. Güzel. Ortaya doluduk mu? Hadi. Hadi gol olsun. Yapma be. Az daha be. Çok az bir sola dönse. Da çok az bir sol yapsaymışım. Neyse. Dakika 88. Artık karşısına son anlar. Yükleniyoruz. Takımı öyle çıkarttım fakat. Pozisyon bulabilecek miyiz? Güzel pas. Çok güzel. Hadi. O top gelse var ya. Ankara gücü çıkıyor şimdi. Hızlı çıkıyor Ankara gücü. Ara pası çok güzel. Savunmamız güzel. Kaleciye dönelim. Hiç risk etmeyelim. Uzaklaştır kaleci. İndir o topu. Bir hava topu indiremiyorsunuz ya. Ooo. Offside mı? Allah'tan offside. Kötü bir pozisyonlu yoksa offside. Uzun top. Bir dene indir be. Evet, karşılaşmanın sonuna geliyoruz. Ankara gücü 1-0. Takımın ismi aslında böyle spor koydum ama hani değiştirelim. Sadece Galatasaray olmasın da böyle
ne diyeyim, kendime ait bir takım olsun istedim ama amblem falan eleştirmek baktım, uygun bir amblem bulamadım. Ben de bu şekilde bıraktım. Evet, karşılaşmanın özetleri geçiyor. Fakat ona geçelim biz. Evet arkadaşlar, şimdilik PES 2020'den bu kadar. Oyunla ilgili biraz bilgi verdim. Biraz oynayıp gösterdim. Eksiklerine rağmen bence gayet güzel olmuş. Tekrar söylüyorum, oynamanızı tavsiye ederim. Steam'de ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım artık. Ne diyelim? Şöyle bir şey yapalım. Buradan bir çıkalım öncelikle bir takım menüsüne. Ondan sonra videomuzu bitirip veda edelim. Aslında fena da oynamamışım istatistiklerde ama yapacak bir şey yok. İstatistikler kazanmıyor. Yani takımımız güçleniyor böyle maç yaptıkça. Deneyim puanı geliyor. Dediğim gibi şöyle bir şey, güçsüz oyuncuları DP antrenör olarak kullanıp diğer oyuncularımızı yükseltebiliyoruz. Bu arada puanımız da bayağı düştü. Evet, maç ödüllerini de aldık. Buradan ne geldi? Yetenek avcısı geldi. Tamam, onu sonra kullanırız. Evet arkadaşlar, şimdilik bu videodan, PES 2020'den bu kadar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir yayında, başka bir video, başka oyunlarda görüşmek üzere. Farklı oyunlar, farklı videolar her zaman gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.